Euzubillahimineşşeytanirracim. Sevgili dostlarım, Allah namına, Allah hesabına sevmek bahsine devam ediyoruz. Bugünkü mevzumuz dostların Allah namına, Allah hesabına sevilmesi meselesi. Bediüzzaman Hazretleri bu bahsin içerisinde dostların Allah hesabına sevilmesine dair bize el-hubbu fillah düsturuyla sevebiliyorsak, yani dostlarımızın sevgisini Allah muhabbetine dönüştürebiliyorsak, bunun Allah hesabına olduğunun vurgusunu yapıyor. Fakat bu sadece meselenin bir tek cümleyle özetinden ibaret. Risale-i Nur'un umumuna baktığımızda, bütün bir külliyata baktığımızda, iman meselesinden sonra, imani bahislerden sonra Bediüzzaman Hazretleri'nin en çok ele aldığı, en çok anlattığı, en çok üzerinde durduğu meselenin ihlas ve uhuvvete dair, yani tesanüt ve ittifaka dair meseleler olduğunu görüyoruz. Bu meyanda Risale-i Nur'un süzgeçten geçirsek, imbiklerden geçirsek, ondan damla damla uhuvvetin, damla damla kardeşliğin, dostluğun, muhabbetin damladığına şahitlik edebilmemiz mümkün. Bediüzzaman Hazretleri kendi yolunu, hatırlayacaksınız, hıllet olarak tanımlıyordu. Mesleğimiz haliliye, meşrebimiz hıllettir diyordu Bediüzzaman Hazretleri. Yani bu yolculuğu Hazreti İbrahim'in yolculuğuyla izah ediyordu. Bizim Risale-i Nur'da yürüdüğümüz yolu tanımlarken üstadımız. Ve hıllet kavramını da şöyle izah ediyor Bediüzzaman Hazretleri: en yakın dost, en fedakar arkadaş, en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder diyordu. Yani üstadımız kardeşliği, dostluğu, arkadaşlığı, yoldaşlığı hillet kavramının içerisinde sunup bizim meşrebimiz, yani su içtiğimiz kaynak haline getiriyordu İhlas Risalesi'nde. Dolayısıyla bizim yolculuğumuz bir dostluk yolculuğu. O dostluk bizim için bir vahdeti ruhiye, yani ruh ortaklığının, bir şahs-ı manevinin teşkil edilmesi açısından çok önemli. Çünkü Hoca Efendi'nin belirttiği gibi aslında dostluk ihtiyacı insanın sair ihtiyaçlarından daha geride duran bir ihtiyaç değil. Üstadımız talebelerine hitap ederken hizmeti imaniye ve Kur'aniyedeki arkadaşlarım diye hitap ediyor. Ama aynı zamanda aziz, sıddık, fedakar ve vefakar kardeşlerim diye sesleniyor. Bu sıfatlar, yani üstadın kendi talebelerine seslenirken kullandığı sıfatlar, aynı zamanda dostluğun ve kardeşliğin de sıfatları. Dostlarımızı aziz bilmek, yani onlara bir izzet makamında tutarak kendi kalbimize yaklaştırabilmek ilk esas. Sonra sadakat meselesi. Dostluk için sadakat çok önemli bir kavram. Sadık olmak. Ondan sonra da vefakar ve fedakar kardeşlerim diyor Bediüzzaman Hazretleri. Dostluğu tanımlayan en önemli kavramlardan bir tanesi fedakarlık. Onun için fedakarlık yapabildiğimiz insanlar bizim dostlarımız. Ve onun derdiyle dilgir olabildiğimiz, onun derdini kendi vicdanımızda duyabildiğimiz insanlar bizim dostlarımız. Onların lezzetiyle telezzüz edebildiğimiz insanlar bizim dostlarımız. Dolayısıyla bizim yolumuz dostluk yolculuğu. Dostlarımızı Allah rızası için sevebilmek meselesi bizim bütün hayatımıza hakim olan, bütün hayatımızı biçimlendiren bir mesele. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki sizin aranızdaki muhabbet, yani bizim aramızdaki kardeşlik en fedakar nesebi kardeşlikten daha ötedir diyor. Siz en fedakar nesebi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz diye tanımlıyor bunu Bediüzzaman Hazretleri. Çünkü bunu başaramadığımızda, yani dostlarımızla kendi aramızda böyle bir fedakarane ilişki, böyle bir sadakat ilişkisi, böyle vefalı bir ilişki, diğergâmlık ilişkisi kuramadığımızda bir şahs-ı manevi teşkil edemiyor, kendi yolumuzun yolcusu olamıyoruz. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri dostluk kavramını kendi yolu üzerinden temellendirdiği için
Bilirsiniz, insanlar sevgilerini genellikle nefsi emmare üzerinden temellendirirler dostluklarını. Oysa biz kendi yolumuzu bir şahsı manevi üzerinden, yani kalp ve ruh üzerinden tanımlıyoruz, temellendiriyoruz. Kalp ve ruh üzerinden bir muhabbete biz fedakarane bir muhabbete dostluk ilişkisi diyoruz. Şimdi bunu böylece tanımladıktan sonra üstadımız bize diyor ki bizim yolumuzun esası olan tefekkür ve şefkat aynı zamanda dostluğu da tesis ediyor. Yani hillet dediğimiz şey aslında tefekkür ve şefkate dayanıyor, onunla temelleniyor. Tefekkür ve şefkat Hazreti İbrahim'in yolu olan hillet yoluyla birebir örtüştüğü için. Hazreti İbrahim'in yolunun iki temel esası var. Hatırlayacaksınız, biri şefkat, biri tefekkür. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'e ilişkin meseleleri, Hazreti İbrahim'e ilişkin bahisleri izlerini sürdüğümüzde görebiliyoruz. İki temel meselesi var Hazreti İbrahim'in. Bir tanesi Hazreti İbrahim'in şefkati, ötekisi de tefekkürü. La uhubbul afilin gibi batıp gideni sevmem deyişine sebebiyet veren hadiseler gibi. Bana ölüleri nasıl diriltiyorsun göster diyerek rabıtayı mevti bir hakikat üzerinden temellendirmesi gibi Hazreti İbrahim'in, ya da helmin mezit ufkunda dolaşması gibi onun yolculuğunun bir tefekkür yolculuğu olduğuna şahitlik ediyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Aynı zamanda da Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail ile ilişkisi üzerinden, onun şefkatine, Hazreti İshak'la ilişkisi üzerinden onun şefkatine şahitlik ediyoruz. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bize, bizim yolumuzun da iki temel esası şefkat ve tefekkür olduğu için Hazreti İbrahim'in mesleğiyle örtüşüyor, birebir örtüşüyor diyor. Şimdi bu örtüşmenin dostluğa bakan veçhesi de şu, bizim dostluğumuz da bu iki temel esas üzerine kuruluyor. Dikkat edin, eğer dostluğumuz bizim sadece şefkat üzerine kurulu olsaydı, yani sadece hissi bir dostluk, hissi bir kardeşlik olsaydı aramızda kırılmalar, dökülmeler çok olurdu. Çünkü kardeşler arasında bile kırılmalar, kırgınlıklar söz konusu olabilir. En yakın dostlar arasında kırgınlıklar söz konusu olabilir. Oysa bizim birbirimize kırılmamamız ve incinmememiz gerekiyor. Bizim dostluğumuzun, yani yolumuzun esası olan dostluğun en önemli farkı kırılmak ve incinmenin olmaması gereken bir dostluk oluşu. Kemal'de noksan imiş incinen incitenden, incitenden, incinme incitenden diyor ya hani Alvar İmam Lütfü Efendi. Bizim yolumuzda bu incinmemeyi iktiza eden bir yol. Dostluklarımız eğer sadece hissi dostluklar, kardeşliklerimiz hissi kardeşlikler olsaydı en yakın daireden en uzak daireye kadar bir süre sonra herkesin bizim aleyhimize olduğunu, kimsenin bizi anlamadığını düşünmeye başlardık. Çünkü kırılmalar ve incinmeler dostluk ilişkileri içerisinde çokça cereyan eder. Özellikle de o dostluk derinleşmiş, demlenmiş, bir kemal noktaya taşınmamışsa. O zaman insan dostlarını terk ettiği için, dostlarını ya da kırıp döktüğü için başka dost arayışları içerisine girer. Ondan sonra da yeryüzünde kendisine bana dost kalmadığı diyerek dost olmadığını düşünmeye başlar. Zaman içerisinde yalnızlaşır. Oysa bizim yolumuz bir şahsı maneviyi tesis etmeyi gerektirdiği için, bir vahdeti ruhiyeyi gerektirdiği için, birlikte hizmet ettiğimiz, iyiliği beraber çoğalttığımız, kötülüğün önünü alma çabası içerisinde beraber mücadele ettiğimiz insanlarla kendi aramızdaki ilişkiyi, üstadın hillet olarak tanımladığı o ilişkiyi tesis edebilmemiz için aramızda kırılmaların ve incinmelerin olmaması, oluyorsa da çok hızlıca tamir edilmesini gerektiriyor. Öyleyse bizim yolumuzdaki dostluk ilişkisi aynı zamanda mantıki bir dostluk, tefekküre dayanan bir kardeşlik. Yani sürekli olarak onun bizim için ne ifade ettiğini, hilletin bizim için ne ifade ettiğini tefekkür edebilmeyi, bir muhasebeyi,
tamiri, muhatabını anlama çabasını, insanı anlama çabasını gerektiren bir dostluk anlayışımız var bizim. Dolayısıyla böyle bir dostluk aynı zamanda mantıki bir temel üzerine kurulu. Yani üstad kendi talebeleri arasındaki ihtilafları, kendi talebeleri arasındaki iftirakları, bölünmeleri, parçalanmaları, kırgınlıkları, küskünlükleri hep tamir etmeye çalışıyor. Onurum, gururum demeyin, bana verin diyor. Çünkü en ziyade bizim yaşadığımız zamanda en ziyade ihtiyacımız olan mesele ittifak. Allah'ın rahmeti ittifakadır anlayışı içerisinde dostluğu ittifakın bir iktizası olarak görüyoruz. Bahisle alakasına dönecek olursak, biz eğer Allah hesabına seviyorsak muhatabımızı, dostluklarımızı Allah hesabına tesis ediyorsak, o zaman şunu söyleyebilmek zorundayız. Eğer ben Allah için seviyorsam, bu dostluğun içerisinde kırgınlıklar ve küskünlüklere yer olmamalı. Eğer kırgınlıklar ve küskünlükler varsa, o kırgınlıklar ve küskünlükler bir an önce tamir edilmeye çalışılmalı. Çünkü İftiraklar, yani bölünmeler, parçalanmalar, dağılmalar, çözülmeler Allah'ın rahmetini de inkıtağa uğratıyor, kesintiye uğratıyor. Çünkü o zaman biz bir şahsı manevi teşkil edemiyoruz. Burada üstadımdan bir örnek paylaşmak istiyorum size. Bediüzzaman Hazretleri dostluğun aynı zamanda bir teselli menbaı olduğunu söylüyor ki bizim yaşadığımız zamanda bu teselliye bizim çokça ihtiyacımız var. Üstadımız diyor ki bu dünya hayatı, bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevaline ve fena ve fani, akıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı ehemmiyetli bir medarı teselli samimi dostlarla görüşmektir. Şimdi dünya hayatının bizim için ne kadar acılaştığını zaman zaman siz de hissediyorsunuzdur. Özellikle bizim yaşadığımız imtihanları yaşayan, bizim yaşadığımız musibetlere giriftar olan insanlar için dünya hayatının ne kadar firaklarla, yani ayrılıklarla acılaştığını, zaman zaman bize ehemmiyetli bir teselli kaynağı arattığını, iftirak, ayrılık tokatlarıyla bizi yaraladığını hepimiz ayrı ayrı tecrübe ediyoruz. Bu şartlar altında o teselli menbaının ancak dostlarla görüşmek, dostlarla irtibat halinde olmak olduğunu söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu bahis şualarda meselenin devamında üstadım hapisteki, kendi hapishane hayatı içerisindeki bakışını bizimle paylaşırken diyor ki hapis normalde Medrese-i Yusufiye olarak Bediüzzaman Hazretleri tarafından tanımlanıyor. Orası bir medrese. Bu medrese oluşunun temel özelliklerinden bir tanesi de kendi dostlarımızla, kardeşlerimizle orada bir araya geliyor oluşumuz diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bazen olur ki diyor, üstad insan çok sevdiği bir dost için haftalarca yolculuk yapar, çok uzun yollara, kilometrelerce yolculuk yapar, çok uzun yollara gider sadece onu görebilmek için. Kader bizi belirli noktalarda toplamışsa, dostlarımızla bir araya getirmişse, üstadım diyor ki ben 40-50 arkadaşımla beraber hapishanede bir araya toplanmışsam bunu Cenab-ı Hakk'ın bir hediyesi olarak görürüm. Ki üstadın güzel görmek öğretisi vardır biliyorsunuz. Güzel bakmak öğretisi, eşya ve hadiseleri Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle, hikmetlerine cemal üzerinden nüfuz ederek bakma öğretisi. Güzel gören güzel düşünür olarak formüle ettiği bir öğreti bu. Üstadımın perspektifi, bize verdiği bir perspektif. Üstad diyor ki ben bu arkadaşlarımdan bir tanesiyle bu kadar uzun süre beraber olabilmek için bile bu kadar meşakkate, bu kadar sıkıntıya katlanırdım. 40'ıyla 50'siyle beraber aynı yerdeyim diyor. Bunu da bir teselli unsuru olarak zikrediyor. Çünkü dostluk bizim için, dostlarımız bizim için teselli menbaalarımızdır. Öyleyse her şeyden önce yola şöyle çıkarak başlamalı. Biz bu yeryüzüne, bu yolculuğa imtihan olmak için geldik.
İmtihanlardan geçeceksek eğer, karşımıza çıkacak olan her türlü dostlarımızla yaşayacağımız imtihanı birer akabe gibi, aşılması gereken bir akabe gibi, kendi kemalat yolculuğumuzda geçilmesi gereken bir durak gibi görmekle mükellefiz. Sadırlarımız geniş, sinelerimizin de yumuşak olması mesuliyetimiz var. Sadrımız geniş, sinemiz yumuşak olursa eğer ancak oraya çarpan sertlikler yumuşayabilir. O genişlikle dostlarımızı kuşatıp kucaklayabiliriz ki bizim kadar, bizim teselliye ihtiyacımız kadar beşeriyetin de insanlığın da hizmet kardeşlerimizin de tesellilere ihtiyacı var. O öyleyse dostluk cihetiyle kendi mahiyetimizi derinleşip derinleştirip zenginleştirmek, dostlarımızla ilişkilerimizi kırmamak, dökmemek üzerine kurmak mecburiyetindeyiz ki bu teselli ihtiyacını bir tebliğ menbaına, bir iyiliği çoğaltma, kötülüğün önünü alma metodolojisine dönüştürebilelim. Bediüzzaman Hazretleri bunu başarabildiğimiz noktada ahbaba muhabbetin, yani sevdiklerimizle, dostlarımızla muhabbetin cennet numun bir lezzet olacağına vurgu yapıyor. Efendimizin bir hadisi şerifi var biliyorsunuz. Burada birbirlerini Allah için seven insanların orada üstadın tabiriyle cennet iskemlelerine oturup hatıralarını yad edeceklerine dair birbirine mukabil iskemlelere, birbirine mütekabil nazarlarla bakarak karşılıklı olarak hatıralarını yad edeceklerine dair. Ahbaplara muhabbet ise madem Allah içindir diyor üstadımız, o ahbapların firakları hatta ölümleri sohbetinize ve uhuvvetinize mani olmadığı için o manevi muhabbet ve ruhani irtibattan istifade edersin ve mülakat lezzeti daimi olur. Allah için olmazsa bir günlük mülakat lezzeti 100 günlük firak elemini netice verir diyor üstadımız. Hani başka bir yerde de ehli hakkın sohbetine zaman ve mekan mani değildir. Birisi şarkta, birisi garpta olsalar, birisi dünyada, birisi ukbada olsalar yine de sohbet edebilirler diyordu ya Bediüzzaman Hazretleri. Tam da öyle, eğer dostluk ilişkisi Allah için kurulmuşsa birimiz dünyada, birimiz ukbada da olsak, birimiz şarkta olsak, birimiz garpta, birimiz dünyanın bir ucunda, birimiz medrese-i Yusufiye'de olsak, birimiz başka yerlerde kardeşlerimize ulaşamadığımız, seslerimizi işittiremediğimiz yerlerde dahi olsak, ehli hakkın sohbetine zaman ve mekan mani değildir. Biz yine dostlarımızın varlığıyla teselli olur, onlarla ünsiyet eder, onlarla kalbimiz için, kalbimizin ihtiyaçları için teselliler buluruz. Bizim yaşadığımız zamanın zorlukları göz önünde bulundurulursa, bu teselli ihtiyacının hepimiz için, Hoca Efendi'nin söylediği gibi ihtiyaçların, diğer ihtiyaçlarımızın gerisinde kalmayacak bir ihtiyaç olduğunu fark ederiz. İşte sevgili dostları, bahis uzun bir bahis aslında, hillet bahsi. Bediüzzaman Hazretleri İhlas Risalesi'nde bunu formüle ediyor. Kardeşlerimizin meziyetlerini şahsımızda bilmek, onların faziletleriyle iftihar etmek gibi, onları tenkit etmemek, kardeşlerimizi tenkit etmemek, fazilet furuşane onların gıpta damarlarını tahkir etmemek gibi, dostluğumuzu nasıl kuracağız, nasıl zenginleştirip derinleştireceğiz, nasıl muhafaza edeceğiz, hangi düsturlarla kardeşlerimizle, dostlarımızla bir arada bulunacağız, bütün bunları Bediüzzaman Hazretleri ince ince dantela gibi örüyor ki dostluğumuzu tesis etme ve muhafaza etme noktasında İhlas düsturundan geriye düşmeyelim. Dostluklarımız Allah için olsun, Allah için birbirimizi sevelim diye. Ben dersi hilletin tanımını, yani kendi yolumuzun esası olan Hazreti İbrahim'e dayanan, onun mesleğiyle bizi özdeşleştiren, onun yolunun yolcusu haline getiren hillet tanımını tekrar ederek tamamlamak istiyorum. Hillet sevgili dostlarım, en yakın dost, en fedakar arkadaş,
En civan mert yoldaş, takdir edici kardeş. En civan mert kardeş, en güzel takdir edici yoldaş olmayı iktiza eder. Yani hilyet kavramı, kardeşliği ve dostluğu aynı kavram içerisinde toplayıp dostluğumuzu kardeşlerimizle olan, yolumuzun iktizası olan yoldaşlıkla ortaya çıkan dostluğu nesebi kardeşliğin önüne geçirir. Önümüzdeki derste görüşmek ümidiyle.